Burada dikdörtgensel bir prizma var. Bize prizmanın iki boyutunu vermişler. Enine iki birim demişler, derinliği içinde üç birim demişler. Yüksekliğini de h olarak tanımlamışlar. Bu videoda bu dikdörtgensel prizmanın hacminin yüksekliğindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini inceleyeceğiz. Hemen şöyle küçük bir tablo çizelim. Yükseklik için küçük h, hacim için de büyük v harfini kullanacağız. Yükseklik mesela 5 birimse hacim ne olur? hacim taban yani n çarpı derinlik çarpı yükseklik olarak hesaplanıyor öyle değil mi? Ya da n çarpı derinliği buradaki dörtgenin alanı olarak düşünürsek bu alanı bir de yükseklikle çarpmamız gerekir. Yani 2 çarpı 3'ten 6, 6 çarpı yükseklikle de hacmi bulmuş oluruz. 2 çarpı 3 çarpı 5, 30 birim küp eder. Şimdi gelin yüksekliği 2 katına çıkardığımızda ne olacağına bakalım. Evet, bunu yaparsak, yani yükseklik 10 birim olursa hacim ne olacak? Evet, burada videoyu duraklatın ve soruyu kendiniz cevaplayın. 2 çarpı 3 çarpı yeni yüksekliğimiz, yani 10, 60 eder. Boyutlardan sadece bir tanesini iki katına çıkardığımızda, hacmin de iki katına çıktığını gördünüz, değil mi? Bu sonucun tutarlı olup olmadığını kontrol etmek için, gelin yüksekliği bir kere daha iki katına çıkaralım ve neler olacağını görelim. Yükseklik şimdi 20 birim. O zaman hacim 2 çarpı 3 çarpı 20'den 2 kere 3, 6 çarpı 20, 120. Evet, ne oldu? Az önce olduğu gibi boyutlardan birini 2 katına çıkardığımızda hacim de yine 2 katına çıktı. Peki, boyutlardan birini yarıya indirdiğimizde ne olacak? Mesela yüksekliği yarıya yani 10 birime indirdiğimizde hacim de 120 birim küpten 60 birim küpe düşüyor. Evet, gelin şimdi daha ilginç bir şey yapalım. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bir dikdörtgen prizma çizelim. Ve bu sefer boyutlardan ikisini birden iki katına çıkaracağız. Boyutların 2, 3 ve 5 olduğu durumda hacim 30 birim küptü. Bu boyutlardan ikisini iki katına çıkarırsak, mesela bu 10, bu da 4 olursa, böyle bir prizmamız olur, öyle değil mi? Bu kenar 4 birim, burası hala 3, Burası da, 10 birim olacak. Evet, tam ölçekli bir şekilde çizemedim ama ne yapmaya çalıştığımı anladınız. Yükseklik 10 birim olacak dedik. Peki, şimdi hacim ne olacak? 4 çarpı 3, 12. Çarpı 10, 120. Gördüğünüz gibi, boyutlardan ikisini iki katına çıkardığımızda, hacim 4 katına çıktı. Tam 4 katına. Şimdi tavsiyem videoyu tekrar duraklatın ve bunun neden böyle olduğunu bir düşünün. Boyutlardan biri iki katına çıktığında hacim de iki katına çıkmıştı öyle değil mi? Ama burada tek bir boyutu yerine iki boyutu iki katına çıkardığımız için 2 ile 2 defa çarpıyoruz. Peki boyutların hepsini birden iki katına çıkarırsak ne olacak? Bir düşünün.